Merhaba, iyi giyinmek sizin de hakkınız. Üstelik bunun için bir servet ödemek zorunda değilsiniz. Yalnızca birkaç püf noktasına dikkat etmeniz yeterli. Alttan çıtçıtlı body giyin. İster kadın olun, isterseniz olmayın. Alttan çıtçıtlı body, dışarıdan anlaşılmayacağı gibi kendinize olan güveninizi pekiştirmek için ilk hamledir. Mümkünse markasız giyinin. Çünkü çakma kıyafetler giymek çok nahoş görüntüler yaratır. Ya da o kadar çakma giyinin ki bakan giydiğinizin bir şaka olduğunu sansın. T-shirt'ın altına farklı renkte bir sweatshirt giymek 1998'den beri hiç cool değil. Pantolonu, gömleği ve şapkayı ters giymek de 1990'larda kaldı. Belki siz bugün başka şeyleri ters giyerek prim yapabilirsiniz ya da... Ya da giyimde teleskopik yaklaşımı benimseyebilirsiniz. Ki o da... Kafayı kapşona, montu pantolona, pantolonu ise çoraba sokmak. Bir defalığına parayı kıyıp gelecek 6 yıl boyunca aynı giysiyi giymek de çok verimli bir yöntemdir. İnsanlar ilk 3 yıl dalga geçse de sonraki 3 yıl birbirlerine abi çok orijinal bir adam, hep aynı kıyafette dolaşıyor diyecek. Eşik süre olan 3 yılı atlatırsanız gerisi gelecektir. Evet, iyi geceler. Merhaba, televizyon dünyasında ister sunucu, ister konuk, ister stüdyo seyircisi olun, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Televizyon kariyerinizin geleceğini işte bu noktalar belirler. Kamera siz konuşmazken bile ara sıra sizi gösterir. Bu yüzden jest ve mimiklerinize çok dikkat etmelisiniz. Katıldığınız programı bağırarak domine edin. Unutmayın, en çok bağıran en haklıdır. İyi geceler. Bu akşam Türk rock müziğinin geleceğini tartışıyoruz. Konuğumuz ünlü gitarist Mahir Öztürk. Sus! Ben seni dinledim! Ben seni dinledim! Önce bir dinlemesini öğren! Önce bir dinlemesini öğren! Yüreği yetme seni! Hadi öğren! Nus ile ustanmayalım etmeli tek değil, tekdir ile ustanmayalım hakkın kötektir! Bu yöntemi programın hemen başında uygularsanız 2-0 öne geçersiniz. İyi geceler. Bu akşam Türk rock müziğinin geleceğini tartışıyoruz. Konuğumuz ünlü gitarist Mahir Öztürk. Hayır! Siz monitörde kendinizi izlerken, katrilyonlarca insan da evdeki televizyonlarında sizi izliyor olacak. Konuğunuzun titrini ve unvanını güzelce ezberlemiş olabilirsiniz. Fakat ismini sakın unutmayın. İyi akşamlar. Bu akşamki konuğum, Türkiye Rally Federasyonu eski ikinci başkanı, Olimpiyat ve Türkiye ve Dünya şampiyonu, milli sporcularımızın önde gelen... lerinden dolu dolu bir geçmiş ve sayın kameraman sizin dostunuzdur, arkadaşınızdır. Ona fake atmayın. Merhaba, magazin gündemi yine dop dolu. Neler neler olmadı ki bu haftada yine bir sürü şey bizi bekliyor. İzleyelim, görelim. Üçten fazla kameranın kullanıldığı çekimlerde hangi kameranın sizi seçtiğini anlamak bir sanattır. İyi akşamlar. Saat 11. Haber Ekspres yine dop dolu. Bu akşamki derbide inanılmaz olaylar oldu. 3 beraberlik, 4 sarı kart, 5 kırmızı kart, 7 kırmızı kart. Taraftarlar çok mutsuzdu. Ben Aziz Kedi. Ve ben Zeki Enes Akkan. Bu haftadan da bize ayrılan bu kadardı. İyi akşamlar. Twitter çok ilginç bir yer. Ve onun hakkını verebilmek için bazı püf noktalarına dikkat etmelisiniz. Twitter deyince akla gelen ilk şey follower, yani takipçidir. Takipçi sayısını arttırmak için yapabileceğiniz bir sürü şey vardır. Bunlardan ilki ve en önemlisi kadın olmaktır. İkinci bir yöntem, gerçek bir aforizma makinesi olmaktır. Bol bol özlü söz ve aşk tanımı tweetlerseniz, takipçi sayınız üstel olarak artacaktır. Özellikle aşk tanımı yaparken bazı şablonlara dikkat etmelisiniz. Örneğin, aşk X gibidir. Y yaparsanız Z olur, ünlü bir formüldür. Bunu kullanırsanız başarısız olma ihtimaliniz yok denecek kadar azdır. Aşk bir buzdolabı gibidir. Eğer fişini takarsan içindekilerin hepsi komple soğur. Ama takmazsan o pazardan aldığın öteberi öyle bir bozu... Tabii 140 karakter sınırına dikkat etmelisiniz. Ünlü olduktan sonra Twitter'a girmiş ya da Twitter'a girdikten sonra ünlü olmuş insanlarla çok yakın arkadaşmışsınız gibi yapmanız son derece önemli. Siz bir ünlüye çok sayıda mention attığınız zaman takipçileriniz sizin o ünlüyle çok yakın arkadaş olduğunuzu zannedecek. Bundan emin olun. Dün geç yattım. Günaydın. Çok haklısın.
Kim o kadın sana laf sokmaya çalışıyor ya? Kim ki? Aa, beni şimdi niye blokladın? Şundan emin olun. Takipçi sayınız, mesleğiniz, geleceğiniz, aileniz ve kişisel gelişiminiz için çok ama çok önemlidir. Bu video çekildiğinde Egemen'in sadece 22 takipçisi vardı. Bu videoda ise Egemen'in 37.348 takipçisi var. Fark ortada. Hangi meslekte olursanız olun, biyografinizi İngilizce yazın. İnanılmayacak kadar havalı olursunuz. Merhaba, ben Feyyaz Yiğit. I am a carpenter. www.feyyaz.com. Ünlüler Twitter kullanma alışkanlıklarına göre ikiye ayrılır. İlk grupta yaptıklarını an be an Twitter'a aktaran ünlüler bulunur. Bebekte kahve keyfi, havada o kadar güneşli ki. Siz de gelin yoldaşlar, köpek geçti. Dalgalar çok güzel. Kahvemiz hala gelmiş değil. İkinci grupta ise sürekli takipçilerine mention atan ünlüler yer alır. Bu insanların sayfalarını okumak gerçekten kafa karıştırıcıdır. Evet evet, gördüm. Kaçırıyorum. Seni blokladım. Güle güle. Aldım. Teşekkürler. Ben de. Bu akşamlık da bizden bu kadar. Evet, ben Aziz Kedi. Demek genç bir reklamcısınız. O halde dikkat etmeniz gereken bir takım püf noktaları var. Son yıllarda reklamların en hızlı yükselen trendi viral reklamlar. Virallerin en yaygın yöntemi ise çok uzaktan nesne isabet ettirmek. Bir futbol topu alır, onu vapur bacasına veya çöp kutusuna sokar veya onu üst direkten sayısız kez sektirirsiniz. Yes! Ancak eğer yeterli teknik donanımınız ve ehil bir After Effects uzmanınız yoksa reklamınızı biraz daha minimal tutup gelenekselle yoğurmanız lehinize olacaktır. Güllaç Dershanesi. İlk şubesiyle şimdi de Bakırköy'de. Slogan bulamıyorsanız çünkü ile başlayan herhangi bir cümle işinizi görecektir. Kabze ol. Çünkü teknik kader değildir. Koli baş. Çünkü ben buna değdiririm. Hepinizin bildiği gibi seks satar. Ayrıca yaşlılar da satar. Ama bu ikisini aynı reklamda kullanırsanız o satmaz. Emir kibinden şaşmayın. Foxy Cola al, kapağını aç, iç, kapağı bize gönder, hediyeni kazan, hediyenle eğlen. Şimdi... Çocuğum ya. Hangi mecrada olursa olsun reklam filminin kalbi jingle'dır. Standart bir jingle yapmayın. Uçuk kaçık, komik, sıcacık, bizden bir jingle yapın. Giremezsin doldun toplu, çilek misli maniyası, son sistemli fabrikası. Bizden istedikleri, çocuklar ona bayılır, her çaya ne banılır, elle yapılmış sayılır. Bizden istedikleri. Püsksan püskevitleri. Tam 2,5 yıldır püskevitte bir dünya lideri. Ancak jingle'ı ne olursa olsun öyle sektörler ve öyle ürünler vardır ki reklamları neşeli hale getirilemez. Banka, faiz, evraklar, repo, nezne. Reklamın önemli mecralarından biri de radyodur. Radyo reklamları kabaca ikiye ayrılır. İlk grupta karı koca arasındaki ilişkiyi neşeli ve mizahi bir dille ele alan tatlı reklamlar bulunur. Metin, senin bu saatte işte olman gerekmiyor muydu? Ama hayatım, Zalim Kundura'daki inanılmaz kampanyadan haberim yok deme sakın. Metin, senden boşanmak istiyorum. Evde mazlum, Kundura'da zalim. İkinci gruptaysa çok hızlı reklamlar bulunur. Çünkü her mecrada olduğu gibi radyoda da vakit nakittir. Örümcek giyim, giyimde bir dünya markası örümcek giyim. Adres Taksim İstanbul. Bu gece de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Zeki Enes Akkan ve ben Aziz Kedi. Hepinize mutlu geceler diliyorum. Geceler.